Merhabalar değerli arkadaşım. Kazanım 31 ile karşındayım. Şimdi ne yapıyoruz bu bölümde? Bu bölümde yarım açıyla beraber denklemlerin içerisinde, trigonometrik denklemlerin içerisinde uygulanma yöntemlerini arayacağız. Yani hem yarım açıyı kullanacağız hem de trigonometrik denklemleri beraber çözeceğiz. Hazır mısın? İkimize de iyi dersler. Gelsin mi birinci soru? Gelsin birinci soru. Şimdi şöyle bakıyoruz. Geldik birinci soruya. Bakalım bakalım neler varmış. Şimdi sinüs 2x deniliyor, tamam, ve kosinüs x deniliyor. Hay hay. Ve sıfır, homojen bir denklem sıfır eşit olduğu için. O zaman sinüs 2x açalım mı? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x diyelim. Eksi 3 kosinüs x. Eşittir sıfır. Kosinüs x parantezini alalım. 2 sinüs x eksi 3. Eşittir sıfır. Şimdi ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır değil mi değerli arkadaşım? Evet. Kosinüs x eşittir 0 ve sinüs x eşittir 3 bölü 2. Şimdi sinüs fonksiyonu trigonometrik bir fonksiyondur. Değeri eksi 1 ile 1 aralığında olduğu için 3 bölü 2 diye bir değeri olamaz değil mi? Demek ki bundan bir çözüm gelmeyecektir. Dolayısıyla kosinüs x'in 0 olduğu değer ki biz bunu bir önceki kazanım 33'te son soruda çözmüştük. Şöyle bakacak olursak x eşittir 90 derece ve 90 derecenin üstüne 180'in katını eklediğimiz zaman kosinüsün 0 değeri. İstersen bir kere de hatırlatayım ben birim çember çizeyim. Bu birim çember burası 0 radyan pi bölü 2 pi ve 3 pi bölü 2 radyan yani 300, 270 derece. Burası da 2 pi. Şimdi değerli arkadaşım şunu bir kere de hatırlatmak istiyorum ki burası 1'e 0'dı. Burası 0'a 1'di. Burası eksi 1'e 0'dı. Burası 0'a eksi 1'di. Bu kosinüs değeri, bu da kosinüs değeri değil mi? X ekseni kosinüs ekseniydi ve x değerleri kosinüs değerleriydi. Yani 90 derece, 90 üstüne 180 eklersen 270'de de yine 0'dı. Bir 180 daha ekle burası. Yani uzun lafın kısası 90 ve 90 üstüne her 180'in katını eklediğin zaman sorumuzun çözümüne ulaşmış oluyoruz. O zaman şöyle bir baktığımız zaman şıklarda sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? B seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Kosinüs 2x var. Kosinüs x var. Demek ki sadece kosinüs 2x'in 3 açılımından öyle bir açılım alacağız ki sadece kosinüsü ibaret olsun. O zaman nedir? 2 kosinüs kare x eksi 1 eksi 3 kosinüs x artı 2. Şimdi devam edelim. 2 kosinüs kare x eksi 3 kosinüs x artı 1 eşittir 0. Şimdi şöyle yapalım. 2 kosinüs x kosinüs x buradan ne gelecektir? 1'e 1 gelecektir. Değil mi? Ve eksi yazalım buraya. Eksi 2 kosinüs x eksi kosinüs x daha eksi 3 kosinüs x. Tamam. O zaman kosinüs x'imiz eşittir 1 bölü 2 ve kosinüs x'imiz eşittir 1 oldu. Bunları bulduk. Şimdi kosinüsün 1 olduğu değer nedir değerli arkadaşım? 0 derecedir değil mi? 0 derecedir. 180'de eksi 1'di. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değer 1. ve 4. bölgededir. Pozitif olduğu değerler 1. bölgede 60 derecedir. Ve 4. bölgede de 360, 300 derecedir. 360 eksi 60'tan 300 derecedir. Ama bizden istediği 0 ile pi aralığında diyor. Dolayısıyla 0 dahil 300 alamayız. 0 var. 60 derece var. Başka bir değer var mı? Başka bir değer tabii ki yok. O zaman iki değer için sağladığına göre ikinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir değerli arkadaşım. Geldik üçüncü sorumuza. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Sin kare x var. Kosinüs 2x var. Kosinüs x var. O zaman burada kosinüs. Ha aklıma bir şey geldi. Hepsini kosinüse yine çevirebilirim. Sin kare yerine 1 eksi sin kare. 1 eksi kos kare yazarım. Yani tek değişkeni. Tek bir değişkene dönüştüreceğiz. Artı kosinüs 2x yerine değerli arkadaşım kosinüs cinsinden ne yazmıştık az önce de 2 kosinüs kare x eksi 1 eksi kosinüs x eşittir 2. Hay hay. Bunu düzenlediğimiz vakit ne gelecektir? Kosinüs kare x eksi kosinüs x eksi 2 gelecektir. Eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıralım. Kosinüs x, kosinüs x, t demiyorum, direkt çözüyorum. 2'ye 1 diyelim. Tabii ki büyük olandan eksi geleceği için o zaman buraya birine eksi birine artı yazdık değil mi?
O zaman kosinüs x eşittir 2 ve kosinüs x eşittir eksi 1 gelecektir. Kosinüs x 2 olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Kosinüs x'in eksi 1 olduğu değer 0 ile 4 pi aralığında tabii ki önce bir 180 var. Değil mi? 180 derecede birim çember çizmiştik. Birinci soruda gösterdim ben sana. Üstüne 360 daha ekle. 540 derece. Zaten 4 pi'ye kadar yolu var, değil mi? Bir üstüne 360 eklersem 4 pi'yi geçer. O zaman bu aralıkta kaç tane çözümümüz var? 2 tane çözümümüz var. Demek ki 3. sorumuzun doğru cevabı yine C seçeneğidir.